Evet, bu videoda test tekniklerinden bahsedeceğiz, yazılım test tekniklerinden bahsedeceğiz ve kalite standartlarının nasıl oturtulabileceğinden bahsedeceğiz ve genel olarak object-oriented bir dünyada ve örnek olarak da Java'da bu testlerin nasıl yapılabildiğini anlatmaya çalışacağız. Bir örneği de çalıştıracağım, yani bir Java kodunun test prosedürlerinin nasıl yazıldığını da gösteren bir uygulamada yapmaya çalışacağım bu video kapsamında. Genel olarak kod aşamasındaki test kavramlarından bahsedeceğim. Coderların, yani program yazan kişilerin nasıl testler yapabileceği, nasıl defektlere dikkat etmesi gerektiğinden bahsedeceğim ama özel olarak da bir uygulamayı çalıştırmaya çalışacağım. Ayrıca genel test kavramlarından da işte alfa test nedir, beta test nedir, white box nedir, black box nedir gibi kavramlardan da bahsetmeye çalışacağım. Yazılım mühendisliğinin videolarıyla devam ediyoruz. Galiba bundan sonra da bir video daha çekeceğim ve bu alanı bitireceğim. Bu video serisi bitmiş olacak. Bir video serisini daha bitirmiş olmanın mutluluğu. Cost estimation, yani maliyet hesabı ile ilgili bir video daha çekeceğim. Yazılım maliyetlerinin hesaplanması ve tahmini ile ilgili bir video daha çekeceğim. Sonra da yazılım mühendisliği videolarını kapatacağız. Tabii ki sonradan genel sorular olursa sorulara göre eklemeler yapıyoruz. Öyle bitirdiğimiz video serilerimiz var. Mesela 25 video çekmişiz. Sorularla bir 10 video daha eklemişiz sonra zaman içinde. Bu videolarımız da her zaman açıktır. Şimdi gelelim effective ve efficient kavramlarına. Verimli ve verimli olarak Türkçe'ye çevrilen belki etkili ve verimli diye Türkçe'ye çevirmemiz gerekebilir. Bir testin hem etkili, etkin olması hem de verimli olması gerekiyor. İlk testimiz black box test, kara kutu yaklaşımı. Kara kutu yaklaşımında input ve outputlara, yani giriş ve çıkışlarına konsantre oluyorsunuz. Mesela bir fonksiyonu test edeceksiniz diyelim. Verdiğiniz inputlara göre, girdilere göre beklediğiniz bir çıktı var. Mesela basit bir fonksiyon yazdınız. En basit fonksiyon ne yazabiliriz? Toplama yazdınız. Bilgisayarda toplama işlemi yapacak. Şimdi verdiğiniz sayılar 3 ile 4'ü verdiğinizde inputlar 3 ile 4 olduğunda output beklentiniz nedir? 7'dir. Şimdi bu sistemin nasıl çalıştığı, içeride neler yaptığı, hangi if koşullarına baktığı, veriyi işte CPU registerlarına mı koydu, RAM'de mi tuttu, ne yaptı? Bunların hiçbiriyle siz ilgilenmiyorsunuz. Input'u veriyorsunuz, output beklentiniz var. Tamam. Dolayısıyla herhangi bir fonksiyon içinde bu mesela basit bir uygulama gene diyelim. Siz şeyi vereceksiniz. Tarih vereceksiniz. Tarihe göre yaşını hesaplayacak kişinin. Mesela doğum tarihini vereceksiniz. O arkada bugünün tarihini alacak. Bugünün tarihinin yanında kaç gün geçti, işte kaç yıl geçtiğini vesairesini hesaplayacak ve yaşını söyleyecek. Böyle bir fonksiyon yazdınız. Şimdi burada ne yapacaksınız? Bu kodu test edecek kişi sizseniz inputlar veriyorsunuz. Belli inputlar veriyorsunuz ve onların sonuçlarını bekliyorsunuz. Tabi burada input vermekle ilgili belli tekniklerimiz var. Normalde biliyorsunuz test etmek için aslında bütün inputların verilip bütün outputların test edilmesi lazım, değil mi? Mesela doğum tarihinden kaç yaşında olduğunu hesaplayan bir program yazacaksanız o yıla kadar, hatta eksi yıllarda mesela denemek istersiniz çalışmanı görmek için. Bunları teker teker verip sonuçları görmeniz gerekir ama test teknikleri bize burada bazı avantajlar sağlıyor. Onlardan bahsedeceğiz. White box test veya glass box test veya structural test denilen yapısal test, beyaz kutu testi veya cam kutu testi denilen ise Black Box'a alternatif olarak doğmuş bir şey. Black Box önce vardı, sonra bunlar çıktı. Black Box işte kapalı kutu olarak giriş ve çıkışlara bakıyorsa biz de içini açıp baksak ne olur acaba ki diye sorulan sorunun neticesinde Glass Box test çıkmış. Burada koda hakim oluyor tester. Testi yapan kişi kodu görebiliyor, prosedürleri görebiliyor, döngüleri görebiliyor, if koşullarını görebiliyor ve ona göre daha iyi test koşulları yaratabiliyor. Mesela diyelim ki içeride bir döngü var ve o döngünün başlangıç durumu var, bitiş durumu var, koşulları var. İşte arada değerler almış. O zaman ben diyor mesela bu başlangıç değerinden küçük bir değerden acaba input versem, bu tam başlangıç değerini versem, işte tam bitiş değerini versem, arada bir değer versem, sonra bir değer versem filan gibi test prosedürleri üretebiliyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla Glassbox'ta koda bakmak, kodun içindeki bu if koşullarına, işte döngülere, değişik koşullara bakmakta fayda var. Şimdi burada equivalence class denilen, biraz önce bahsettiğim o bütün durumları test edecek miyiz? Bütün durumları test etmeye kaba kuvvet yaklaşımı deniliyor. Brute force denilen yaklaşım var. Brute force yaklaşımı, yani bütün ihtimallerin test edilmesi yaklaşım, tabii ki çok maliyetli ve çoğu zaman da anlamsız bir şey. Yani böyle mesela bugünün tarihinden önceki tarihleri, doğum tarihini test ediyorsunuz diyelim. Bugünün tarihinden önceki tarihleri denersiniz. Bugünün tarihinden sonraki tarihleri denersiniz. İşte atlama geçen sene bugünün tarihinden öncekileri, sonrakileri denersiniz. Böyle birkaç atlama noktalarını tam bugün denersiniz. Atlama noktalarını girersiniz. Ona göre bir şeyler denersiniz, test edebilirsiniz. Ve bunlar sizin için bir equivalence class denilen denklik sınıflarını oluşturur. Yani bu sınıflarda işte mesela diyelim ki bir program yazıyorsunuz. Biraz önce söylediğimiz gibi bir uygulama olsun.
yaşını tahmin ediyorsunuz. Mesela doğum tarihinin tam bugüne eşit olması durumunda yaşı doğru hesaplayabiliyor mu? Bugünden küçük olması, bugünden büyük olması, işte tam bir sene atlama durumları, işte 29 Şubat durumu değil mi? Şubat'ın o şeyi. Buna benzer test prosedürlerini kafanızda oluşturup onları verdiğinizde işte artık dersiniz ki Şubat'ın ben birini test ettim. İkisini test ettiğimde de tam atlama günü değilse doğum tarihi, bugün yani Şubat'ın ikisi değilse aynı şey çıkacak. Üçü de aynı çıkacak, dördü de aynı çıkacak. Bir de Mart'ta test edeyim, Nisan'da test edeyim. Buna benzer test prosedürleri yazarsınız. Ve bunların bu test prosedürlerinin örneklenmesi söz konusu. Yani birer numune alıyorsunuz. O almış olduğunuz numuneler artık o grubu aşağı yukarı şey yapıyor, gösteriyor, ifade ediyor. Dolayısıyla onların daha detaylı olarak üçünü de, dördünü de, beşini de, altısını da test edeyim diye bir şeyler yapmazsınız. Veya işte mesela gün kısmına ondalıklı sayı yazsam ne olur? Bir tane yazar denersiniz. Gün kısmına eksi sayı yazsam ne olur? Bir tane yazar denersiniz. Aşağı yukarı diğerleri de işte eksi 80 yazdınız. Eksi 10 yazdınız. Hadi aylar, günler en fazla 31 gün olabiliyor diyelim. 30 gün, 28 gün. O altta bir gruptan yazdınız. 28, 29, 30, 31 dediniz. Onlar hassas noktaları. Ondan sonra 35 yazdınız. Artık 36 yazınca da aşağı yukarı aynı şeyi yapar. Dolayısıyla testlerde test prosedürleri üretilirken aşağı yukarı böyle gruplar oluşturulması, equivalent cluster oluşturulması ve ona göre test edilmesi. Mesela aylar, aylarla ilgili bir iş yaptınız. Birinden 12'sine kadar. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar bir denemek. Sıfırı belki özel olarak denersiniz. Bir başlangıç noktası, 12 bitiş noktası, bunları denemek. Belki aradan bir gün denemek. Aradan bir ay sayısı denemek. 13 ve artı sonsuz, bunlar equivalence grupları. Denklik grupları. Dolayısıyla siz bir denklik grubu oluşturuyorsunuz ve oluşturmuş olduğunuz denklik grubunun şeyini de ne denir? Test prosedürleri için kullanıyorsunuz o grupları. Normalde mesela diyelim ki 4 input'u olan ve 5 ihtimal girilebilen, yani 5 sayıdan biri okunuyor diyelim veya 5 tane equivalent grup oluşturdunuz, bu 5 grubu test edeceksiniz diyelim ve 4 tane input'u var diyelim. Bu 4 input'u olan ve 5 tane farklı değer her bir input için girilebilen durumda 625 tane test yapmanız gerekiyor demektir. Bunu da tabii burada hemen şu devreye giriyor. Yapmamız gerekiyor mu gerçekten? Yapmasak olmaz mı? Olmaz. Ama yaparken bazı yazılımlardan faydalanabiliyoruz. Mesela birazdan işte şeyde göstereceğim. Döngülerle test prosedürlerini yazdırabiliyorsunuz. Değişik gruplar oluşturarak. Yani teker teker bunlar için böyle normalde kodurların genel bir adetidir. Benim de adetimdir. Yani kendim ayırmayarak söylüyorum. Kodu yazarız. Sonra da böyle hani bir şunu test edeyim, bir bunu test edeyim. Benim videolarda da var mesela, kod yazıyoruz. Sonra test ediyoruz. Sonra patlıyor mesela. O hissediyorsunuz yani nerede problem olacağını. O ayrı bir şey. Artık bir müddet sonra size bir his geliyor onunla ilgili ama normalde görmediğiniz şeyler olma ihtimali vardır. Mesela yazmışız, videoyu koymuşuz internete. Hocam bak şurada şu hatayı yaptınız diye sonra altında yorum yazıyorlar. Haklılar, yapmışız yani, yapabilir insan. Yani bunlar tabii sonuçta üretime çıkan şeyler, test süreçlerinden geçen şeyler olmadığı için, eğitim amaçlı olduğu için, eğitimde hata yapmak da iyi bir şeydir. Çünkü hata yapıldığında nasıl onun bulunacağı, nasıl düzeltileceğinin de anlatılması bu işin bir parçası. Ayrı bir mesele. Onlar ayrı tartışmalar ama netice olarak bir tester'ın o koda bakması gerekiyor. Coder'ın kendisi ufak testlerini yapıyor ama esas olarak bir test mühendisinin, testten sorumlu bir kişinin bu işi yapması gerekiyor. Bununla ilgili test yazılımları var. Kodun üzerinde çalışan, koddan önce çalışan, ön koşullarının verildiği, hatta test driven development denilen test yönelimli geliştirme var. Yani developer'a önce test prosedürleri veriliyor, çalışma ortamına kuruluyor. Yazdığı kod o test et dediğine, çalıştır dediğine hemen şunları şunları geçmiyor diye o hataları daha geliştirme aşamasında programcının önüne döküyor. Bu tip yazılımlar işte burada anlamlı. 625 tane testi hiçbir coder yapmaz. Doğruya doğru konuşalım şimdi. Bu tester'ın işi tester de yapmaz. Bunu bir yazılıma yaptırtmak lazım. Ama hangilerinin yapılacağını ise tester'ın biliyor olması ve onu o programa veriyor olması lazım. Gene işte bu çevrimlerde mesela uçak uçacak diye 1 ile 750 km hız arasında gidebiliyor. İşte 500 mile tekabül ediyormuş o. İşte burada test equivalent cluster'ını oluşturmuş dönüştürme durumlarında falan. Buna göre bir test prosedür oluşturuluyor. Burada test prosedürü oluşturulurken verdiğiniz equivalent class'ın valid invalid olarak geçmesi gerekiyor. Yani bunlar birazdan şeyde de yazacağız. Assert edilebiliyor. Yani bundan beklentimiz valid olmasıdır, bundan beklentimiz invalid olmasıdır gibi şeylerimizi de yazacağız. Boundary'lerin test edilmesi, genelde işte bu sınırların test edilmesi, ara grupların test edilmesi gibi durumlar. Mesela burada bakın örnek olarak vermiş. İşte 1'den 12 ise işte tam boundary'ler 1. ay, 12. ay, 1'in hemen solu yani 0. ay, 12'nin hemen sağı yani 13. ayın test edilmesi boundary testlere giriyor. Sınır değerlerin test edilmesi. Genelde hatalar buralarda çıkar. İlk sınır değerlerine bakılma durumunda çıkar.
İşte tester'ın görevi de bunların şey yapılması. Şimdi burada bu eğitim boyunca, bu video boyunca, bundan sonraki slaytlarda şöyle bir metodolojimiz olacak. Bir defekten bahsedeceğiz. Bir hata çıkma ihtimali olan bir noktadan bahsedeceğiz. Sık yapılan bir hatadan bahsedeceğiz. Ve bunun nasıl test edilebileceğinden bahsedeceğiz. Yani slaytlarda böyle iki tane bölüm göreceksiniz. Defekt ve bunun karşılığında da test strateji. Nasıl test edilebilir, nasıl algılanabilir? Amacımız kendi, yani bunu izleyen arkadaşlarımız yazılım mühendisi olmayacaksa, sadece kod yazan arkadaşlar olacaksa, test mühendisi olmayacaksa bile o arkadaşların kendi kodlarını daha iyi yazabilmeleri için nelerde nasıl problemler çıkabiliyor bunları görmeleri. Tester olacak arkadaşlarınsa bunlarla ilgili test stratejilerine giriş yapabilmeleri. Tabii tekrar ediyoruz, bu videolar bir test mühendisi yetiştirmek için burada anlatacağımız yarım saatlik, bir saatlik video yeterli değildir. Derslerin yerine geçmez. Bunların dersleri var. Üniversitelerde özellikle okutulan dersleri tavsiye ederim almanızı. Şayet böyle bir kariyer planınız varsa bu videolar sadece bir giriş anlamında, bir fikir verme anlamında faydalı olabilir. Ama bu işin doğru yeri, doğru adresi sıfırdan öğrenmek ve bir kariyer planı yapmak için bu videolar değildir. Bunu her videoda söylüyoruz. Bir yere getirir sizi, bir şeyler öğretir. Belki çok iş mülakatında sorulan sorunun cevabını da bu videolarda vardır. Yani sadece bu video demiyorum, buna benzer bir sürü videoda vardır. Oralarda da faydalı olabilir. Ama dediğim gibi amacınızı doğru tanımlayın. Ona göre kariyer planınızı, eğitiminizi planlamanızı tavsiye ederim. Peki, şimdi burada genelde logical conditionlar, mesela if koşulları yazdınız. Bu for döngüleri, while döngülerin içinde de biliyorsunuz mantık koşulları yazıyoruz. Oralarda hata yapılabilir. Bu hataların algılanabilmesi için genelde o koşulların, o mantık koşullarının equivalent class'larının çıkartılıp, sınır değerlerinin çıkartılıp test verilmesi gerekiyor. Genelde mantık hataları çok meşhurdur. Yani biz işte kodu yazarız. Yazdıktan sonra kodun bir kısmında sonradan değişir bazen kodlar, mesela şartlar değişir. Yazarken başka bir şey düşünüyorsunuzdur. Sonradan aklınız başınıza gelir. Onu değiştirirsiniz falan. Buna benzer durumlarda bizim o kodları test edebilmemiz için, başarılı bir test yapabilmemiz için dikkat etmemiz gereken en birinci şey o koşulların doğru sağlanmadığı ile ilgili bir test prosedürü oluşturabilmek. Beklentiniz ne, sonucu ne? Bunu verebilmek ve verdiğiniz bu sonuca göre de doğru çalışıp çalışmadığını anlayabilmek. Bakın, burada bir if koşulu var. Bu güzel bir if koşulu. Bu sorunun cevabını söylemeyeceğim. Şimdi soru şöyle, Türkçe'ye çevirelim. Sizlere bir ödev olarak bırakalım ve bu şeyi nasıl test edileceğini de bu arada. Şimdi bunu şöyle yapalım, bakın. Ben şimdi size soruyu okuyacağım. Bu soruyla ilgili yazılmış bir kod var burada. Bir programcı gitmiş böyle bir kod yazmış. Gayet berbat bir kod, onu söyleyeyim öncelikle. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani test edeceksiniz. Buradaki şartları sağladığını göreceksiniz. Ama bir yerde problemi var. Ondan bahsedeceğiz. Ne problemi olduğunu size sorup bırakacağım. Ama videoyu burada durdurup bu kodun internette ben kod olarak da koydum. Dersin sitesinde var. Onu da gösteririm nereden indireceğinize. İndirin ve kodu test edin. Java'da yazılmış bir kod ama zannediyorum bunu evet C'de falan da yazabilirsiniz. C syntax, C Sharp'ta da yazabilirsiniz. Bütün bu C++'da da yazabilirsiniz. C syntax dillerinin hepsinde aşağı yukarı ufak değişikliklerle aynı şey yazılacaktır. Şimdi sorumuz, özü okursunuz, anlarsınız, sonra bunu test edersiniz, internette indirip nasıl test ettiğinize bir bakın. Hatasını bulabilecek misiniz önce kendi yöntemlerinizde? Sonra ben şeyi anlatayım. Java'da mesela bununla ilgili bir test yazılımı, JUnit. Java'nın J unitlerinden bir yazılım var. Onu NetBeans'te kurulu geliyor zaten. Onu nasıl çalıştırıldığını göstereceğim. Orada nasıl testler yapılabilir? Ondan bahsedeceğim. Ama cevabını vermeyeceğim. Cevabını verince kimse çözmüyormuş ödevleri veya bu tip şeylerle uğraşmıyormuş. Uğraşabilmeniz için, size bir fırsat sağlayabilmek için videoyu durdurursunuz, çözmeye çalışırsınız. Şimdi bir tane uçak için kod yazılıyor. Bir uçağımız var. Uçağın şöyle otomatik olarak iniş takımlarının hazırlanması gerekiyor ve bu iniş takımlarının hazır olması için belli koşullar var. Birinci koşulumuz şu, veya sırasıyla gidelim, buradaki sırayla gidelim. İniş ve kalkıştan ikişer dakika farkla, yani inmeden 2 dakika önce, kalkmadan 2 dakika sonrasına kadar iniş takımları açık olacak. Ve aynı zamanda 2000 feet de maksimum azami yükseklik diyelim, irtifa, 2000 feet'e kadar, yani kalktınız 2000 feet'e kadar ve 2 dakika içinde iniş takımlarının açık olmasını istiyoruz. Mesela diyelim ki uçak 2000 feet'in altına indi, iniş takımları otomatik olarak açılacak. Veya inişe 2 dakika kaldı, havaalanına gelmesi 2 dakika kaldı, otomatik olarak açılacak örnek olması açısından. Açık mı diye kontrol edeceksiniz veya. Görüntü, visibility'ye ne denir? Görüş ufku, görüş derinliği, görülebilirlik, yani görüşünüz 2000 feet'ten
azsa o zaman özel bir durumumuz var. Bu 2 dakika, 3 dakika ve 2000 feet'i 2500 feet yapıyoruz. Yani daha hassas bir durum var. 2 dakika kala inişe değil de 3 dakika kala veya kalkıştan 3 dakika sonrasına kadar veya işte irtifamız 2500 feet'e kadar koşullarına dönüyor. Şimdi burada bir kod verilmiş. Bu kodu okursunuz, yazarsınız. Ben internet sayfasını da açayım. Şurada benim sadeevrenseker.com'a girdiğinizde courses'a girin. Burada Advanced Programming dersinin şeyleri. Burada örnek kodlarımız var. Bu anlattığım ders slaytları vesairelerle de buradan ulaşabilirsiniz. Daha önceki derslerin slaytlarından. Şurada White Box Testing için. Bu yapılan sonuçta bir White Box Testing. White Box Testing için deneme Java'yı açalım. Şurada kodu var. Yani buradan indirebilirsiniz. O White Box Testing'i indirip. Burada bir kod var. İşte şimdiki sağ dakika olarak verilmiş. Take off time, estimated time. Bir şeyler verilmiş. Programı yazan kodcu böyle bir şeyler yazmış mesela örnek olarak. Siz de testersınız. Bir test tecrübeniz olsun. Deneyin. Buradaki şu kod bakın aynen oradan alınan if koşulu bu. Burada minimum fonksiyonu var. O yazılmış burada. Minimum fonksiyonu için bir şey yazılmış. Siz de testersınız. Kodu da görüyorsunuz. White box test yapıyorsunuz. Hadi bakalım hatayı bulabilecek misiniz? Videoyu tam bu noktada durdurun, indirin kodu. Deneyin bakalım ne bulacaksınız. Sonra da altına yorum olarak yazarsınız. İlk kim bakalım doğru hatayı bulacak? Yorum kısmında yazılan yorumlardan takip ederiz ilk kimi bulduğunu. Hazır başlamışken şeyini de anlatayım. White Box Testing NetBeans'te nasıl yapılır? Veya bir test software ne yapar? Aşağı yukarı test software'ler, test yazılımları birbirine yakın yazılımlar. Ve bu yazılımların nasıl çalıştığı ile ilgili fikir edinebiliyorsunuz. Yani nasıl çalıştığını bu örnekten görebilirsiniz. Ama her yazılım şeyinin test ortamı farklı özellikleri vardır. Sadece fikir versin diye ben burada ufak bir uygulama yapayım. Bir tane Java application oluşturacağım. Java application 40'a kadar gelmişiz. Oluştursun bakalım. Şimdi temiz bir application açtım. Şimdi bana verilen source kodunu koyayım. Burada Java application olarak gelmiş. Şurada bizim açıktı değil mi test şeyimiz? Şuradaki kodu alacağım. Ben onu yazarken deneme class'ı demişim. Class ismini değiştiririm şimdi. Şöyle class'ın altına yazayım. Şu class ismi deneme olmasın. Evet, Java Application olarak kurduk buraya, 40 olarak. Bu Java Application'ın altında işte main fonksiyonumuz var, main'imiz var. İşte burada main, kendi main'ini koymuştu. Onları sileyim, bir tane main olacak. Şöyle kodu çalıştıralım, run file diyelim. Evet, aşağıda output gözüküyor. Ben yukarı alayım. Ekranım biraz küçük, maalesef şey yapamıyorum. Landing gear diye bir mesaj yazdı. Yani burada system out'la işte landing gear açılacak veya açılmayacak durumunu burada görüyorsunuz. Landing gear aç sinyali burada geliyormuş bu koşullarda, bu verilen koşullarda. Niye işte 100. dakika kalkması, burada 180 dakika 3 dakika, 180 saniye 3 dakikayı, 120 saniye ise 2 dakikayı ifade ediyor. İşte 1000. dakika burada verilmiş. Visibility'nin 1000'den şey pardon hangisi bu? Visibility 1000'den küçük, 1000'den büyük durumu. Relative attitude verilmiş. 2500 pardon, visibility burada 2500, 2000 değeri verilmiş. Bu şey yükseklik pardon. 1000'den küçük, 1000'den büyük visibility, görüş ufku. 2500 ve 2000 ise şeyimiz, altitude'umuz yani irtifamız verilmiş. Bunu bir test edin bakalım çıkabilecek mi? Ha, Java'da nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. Şimdi bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Java Application'da sağ tuşa tıkladığınızda şurada altta göremiyorsunuz. Ben bunu ekranı yukarı alacağım. Şöyle Java Application'da sağ tuşa hala göremiyorsunuz. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım bir dakika. Şunu biraz yukarı kaydırabiliyorum. Şuradan birkaç uygulama açayım. Kaydırma şeyi çıksın. Heh. Şimdi Java Application 40'ta sağ tıkladığınızda Tools'ta Create Update Tests var. Bu NetBeans'in içinde geliyor. Dediğim gibi bunu herhangi bir başka test yazılımıyla da yapabilirsiniz. Özel yazılımlar var. Veya herhangi başka bir IDE'de plugin kurabilirsiniz. Olabilir. Burada test için framework ben JUnit'i kullanacağım. Başka framework'ler kurulabilir, plugin'ler kurulabilir. Burada işte integrity testi, integration testi yapabilirsiniz. Ben basitçe bir test şeyi yapacağım. Şimdi burada yalnız otomatik şeyi oluşturuyor, fonksiyon testlerini oluşturuyor. Test edebileceğimiz bir fonksiyona ihtiyacımız var. Yani bu bilgilerin parametrize olması gerekiyor. Yani bu take off falan burada frozen yazılmış. Coder böyle bir iyilik yapmış bize sağ olsun. Ben yaptım yani bilerek. Onu parametrik hale getirmem gerekiyor. Parametrik hale getirmek için de şöyle yapacağım. Mesela gene statik işte boolean döndürsün. Bir true veya false döndürsün. Mesela iniş diye bir fonksiyon yazayım. Buraya şimdi bu şeyleri yazacağım. Nedir? Int now, işte int take off time. Arkada göremiyorsunuz. Hatta bunun yazılmışı var. Ben şuradan açayım. Yapacağım şey, yani yaptığım şeyi şurada göstereyim. Derste anlatırken yapmıştım.
Bu değil mi? Acaba kaçtı şeyimiz? 39 olması lazım ama. Bu file sistemi oluşturmuşuz. Evet, burada yapmışım. 38'de yapmışım. Bakın burada aynı kod var. Bu kodu şöyle bir fonksiyon için alıyorum. Tek yaptım şu if koşulunu bir fonksiyon için alabilmek. Yani fonksiyon için aldığım zaman bu diğer yukarıdan gelen şu değişkenler var ya statik olarak verilen. Bunları parametre olarak alan bir fonksiyon yazıyorum. Şurada işte int now take off time şeklinde giden bir fonksiyon. Bunu da koyarım internete, bunu da indirebilirsiniz. Tek yaptığım burada test fonksiyonu oluşturmak. Yani bu main'in içinde yazılı olan if koşulunu test edecek bir şeyler oluşturmak. Bunu if'in içinde test etme yöntemleri de var ama ben parametrize olarak gösterebilmek için. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu şeyi oluşturduğunuzda sağ tuşta tıklayıp Tools'un altından Create Update Test seçeneğini oluşturduğunuzda şöyle yukarı geçireyim. Sağ tuşta tıklayıp Tools'un altında Create Update Test dediğiniz zaman bu test şeyini artık oluşturuyor. Okey diyeyim buna. Size otomatik olarak bir tane test kodu oluşturacak NetBeans. Bakın burada min fonksiyonu vardı, onun için test prosedürünü oluşturdu. İşte burada test fonksiyonu vardı, bizim yazdığımız onun için oluşturdu. Hazır bazı değerler verdi. Bu değerleri mesela altında şöyle assert true veya false equals şekillerinde oluşturuyor. Yani sizin burada bir expected result'ınız var, beklediğiniz bir sonuç var, çıkmasını beklediğiniz bir sonuç var. Veya işte true diye de test edebilirsiniz. Assert fonksiyonunu bilenler bilirler. İşte o işin doğruluğunu sınar. Bir problem varsa durdur şeklinde giden fonksiyondur. Artık testle ilgili özel fonksiyonlar yazabiliyoruz. Buna benzer fonksiyonlar teste özel fonksiyonlar. Burada basitçe şu yapılacak. Test fonksiyonuna şu parametreler verilecek. Bu parametreler verilecek ve sonuç true mu diye kontrol edecek. Şayet true'ysa bu, o zaman sorun yok. Beklentimiz true demek. Veya işte false'sa o false demek. Burada döngüler de yazabilirsiniz. Bakın mesela şurada işte 1000'e i ekle. Yani equivalent class'larımız var ya mesela bir döngü içinde 625 tane test oluşur dedik ya mesela 4 parametreli bir şeyin 5'er tane alternatif olsa 625 tane ihtimal var demiştik. Şimdi burada 625 ihtimali bir döngü içinde test ettirtebiliyorsunuz artık Java kodunda. Bunu çalıştırdığınızda da şöyle run diyelim. Ayrı bir test results diye bir ekran açıyor NetBeans. Bu NetBeans'e özel bir durum. Şuradan aşağısını görebilir miyiz? Bakın failed durumlarını veriyor. Şurada failed durumunun içinde işte assert error'leri vesaireyi veriyor. Bu yazılan koşulu sağlamadı demek. O koşulu niye sağlamadı? Sağlaması gerekiyor muydu? Onu düşünmek gerekiyor. Tamam. Şimdi ben size burada dolayısıyla iki tane şey vermiş oldum. Şu şeye dönecek olursak slide'ımıza. Birincisi bu kodu alın Java'da kendi yöntemlerinizi test edin. Bakalım hatalarını bulabiliyor musunuz? İkincisi NetBeans veya herhangi başka bir ortamda olabilir. Eclipse'de var, başka uygulama ortamlarında var. Kodu bir test yazılımına verip bir test yazılımıyla test etmeyi deneyin. Döngülerinizi yazın, equivalent class'larınızı yazın, boundary değerlerini yazın. Onların nasıl sonuçlar vereceğini teker teker test edin. Bakalım bu koddaki hatayı ilk kim bulacak? Şimdi dönelim şu defektlerimize ve bunların çözüm yöntemlerine, test stratejilerine. Bahsettiğim üzere defekt ve test strateji diye devam ediyoruz. Şimdi algoritmaların kullanımı ile ilgili hatalar olabiliyor. Biliyorsunuz ki algoritmayı kullanmak genelde sektörde diyelim ki bir yazılım yazıyorsunuz. Yazılımın çalışmanına bakıyorlar ama acaba doğru mu çalışıyor? Bunun doğru olup olmadığını anlamak. Mesela kullandığınız algoritmayı tanımanızla ilgili, kontrol yapıları ile ilgili durumlar. Şurada örnek şeyimiz var. Bakın burada mesela if koşulunu almış birisi, şeyin dışına yazmış, while'ın dışına yazmış. Şimdi acaba bu gerçekten dışarıda mı olacak, içeride mi olacak? Bu hatanın verilmesi durumu, k'nın değerinin değişmesi durumu. Çünkü k'nın değeri burada atanıyor. Bu hatanın algılanabilmesi, bir k değeri ilk kez burada atanıyorsa, hatta initialization error de olabilir. K tanımlanmıştır, ilk değeri burada atanıyordur. İkleme durumu olmadan daha kontrol ediyor olabilirsiniz. Bazen çalışır mesela, bu while'a girdiği durumlarda çalışır. Tester de bakar, aa çalışıyor ne güzel. Ondan sonra bir bakarsınız, bu while'a girmediği bir durumda K değeri atanmamış, atanmadığı için hata veriyor. Şimdi dolayısıyla bu tip durumların test edilmesi durumunda kodların dikkatli olması, şeyin testerin dikkatli olması gerekiyor. Acaba algoritma doğru bir şekilde kurulmuş mu?
Gene döngüler ve şeylerde, recursion'larda sonsuz döngüye girme ihtimalimiz var biliyorsunuz. Mesela döngülerde unutmayın, döngüleri anlattığım videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Üç şeyi mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Bir döngünün başlangıç değeri, bir döngünün bitiş değeri ve adım değeri. Yani döngü her dönüşünde neler yapıyor? Artıyor mu, azalıyor mu döngü değişkeni? Nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor döngülerde. Recursive yazıyorsanız, bir recursive fonksiyon yazıyorsanız, biliyorsunuz bütün recursive fonksiyonlar döngülerin tamamı da recursive fonksiyon olarak yazılabilir. Ama recursive fonksiyon yazıyorsanız, yazdığınız bu recursive fonksiyonun gene başlangıç değerini, nereye gittiğini ve nerede bittiğini kontrol etmeniz gerekiyor. Preconditionlar başlangıçla ilgili ön koşulların belirlenmesi. Mesela bir algoritma yazdınız. Algoritmanız sıralama algoritması. Sıralama algoritmasının beklentisi var mı? Ön bir koşulu var mı? Var. Nedir mesela? Öncelikle içinde veri olan bir dizi gelmesi, değil mi? Şayet boş bir dizi geliyorsa ne olacak? Bu kontrol edildi mi mesela? Dolayısıyla preconditionlar, mesela tek elemanı olan diziyi sıralar mı? Zaten sıralıdır deyip sıralamayıp atlar mı? İşte bunun gibi koşullar precondition'dır. O yazdığınız algoritma ile ilgili ön koşullardır. Bazı durumlarda mesela programcı zaten beklentisi bir tane dizi gelecek, ben sıralayacağım. Hiç dizinin içinin boş gelme ihtimali kontrol bile etmiyor olabilir. Onu kontrol edecek olan kişi test mühendisi veya işte programcının birazcık daha zeki olması durumu. Null conditionlar, boşluk durumu. Genelde bununla ilgili biliyorsunuz exception döndürülüyor. Java'da, C#'da bununla ilgili exceptionlarımız var. Ama bu exceptionların dönmesi ancak o null durumla karşılaştığı anda oluyor. Az önceki örnekte dediğim gibi kod çalıştırılırken bazen o exception verilmeyebilir. O durum yaşanmayabilir. Yaşanmıyorsa, öyle bir durum yoksa o zaman tester'ın o durumu oluşturması gerekiyor. Null olması durumunda neler olacağının anlaşılması ve gerekmiyorsa da null olmamasını sağlamamız gerekiyor. Gene singleton condition'ımız var. Singleton condition'ı bazen bazı objelerden, bazı varlıklardan, thread olabilir, proses olabilir, birer kopya olmasını istersiniz. İkinci bir kopya çıkartılmasını istemezsiniz. Heavy weighted object'tir. Başka sebepleri vardır. UML pattern'ları anlattığımız videolara dönerseniz orada singleton'lardan bahsediyoruz. Ve bazen de non-singleton durumlar vardır. Tek olmasını istemezsiniz, çok olmasını istersiniz bir verinin. İşte bu durumlar doğru kontrol edilebiliyor mu? Bunun koşulu kod yazıldıktan sonra birden fazla instance'ın üretilmeye çalışılması ve onların yakalanması. Mesela şeyler vardır, böyle defektler vardır. Toplama çıkartma gibi işlemlerde beklenmedik şekilde bir kere daha eklemek, bir kere daha çıkartma işlemi yapıyor olması. Burada programın numerik sonuçlarının doğru kontrol edilmesi gerekiyor. Mesela burada bir örnek vermiş arkadaş. İşte birden array length'e kadar, dizinin boyutuna kadar gidecek. Şimdi normalde biliyoruz ki küçük olduysa, yani bu döngü dizideki eleman sayısı kadar dönmeyecek. Onu görebiliyoruz, değil mi? Ya sıfırdan başlayacaksınız, küçüktür olacak. Ya birden başlayacaksınız, küçük eşittir olacak ki aynı sayıda dizideki eleman sayısı kadar dönsün. Mesela bunun yerine iterator'ın kullanılması, baştan başta son elemana kadar git gibi durumların kullanılması, o kodlama ortamına özgü şeylere dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan metotlara, fonksiyonlara dikkat etmek gerekiyor. İşlem önceliği, işte toplama çıkartmaya göre çarpma bölme daha öncelikli. Mesela bazen paranteze alınma, ortalama hesaplama durumunda önce bölüp sonra toplama gibi durumlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Test ederken genelde bununla ilgili sayısal örnekler hazırlayıp bunların verilmesi iyi bir çözümdür. Standart algoritmaların, yani algoritma bilinen bir algoritma, doğru yerde kullanılması. Mesela sıralama algoritması kullanacaksınız. Çok meşhur. Ne kullanayım? Bubble sort. Tamam, bubble sort'u yazdınız, geçtiniz ama doğru mu yaptınız? Hayır. Çünkü merge sort daha iyi çalışıyordu. Quick sort daha iyi çalışıyordu. Dolayısıyla kullanacağınız yerle seçtiğiniz algoritma, bir algoritmayı hazır kullanıyorsanız ki kullanmanız gerekiyordur çoğu durumda, kullanacağınız algoritmayla şeyin doğru seçilmiş olması gerekiyor. Bazen mesela bazı algoritma external sort, harici sıralama yapabiliyor. Exhaustive search yapabiliyor durumuna göre, değil mi? Stabilitesi var. Algoritmaların karmaşıklığının her zaman aynı çıkıp çıkmaması ile ilgili durumlar var. Bunlara bakılması gerekiyor. Dolayısıyla kullandığınız algoritmayı bileceksiniz. Tester de bilecek. O algoritmanın orada doğru olup olmadığını oturup konuşacaksınız. Yeterli bit ve dijitimizin olmaması. Mesela ondalıklı sayılar alıyorsunuz. Noktadan sonraki hane sayısı. Dijit sayınız, normal sayı için dijit sayınız. Bunlar doğru şey yapılmış mı? Mesela çok klasik örnektir. İşte kriptolojide 20 haneli asal sayı bulmaya çalışırsınız. Örnek olsun diye söylüyorum. 20 haneyi tutacak bir yapınız integer değil mi? Java'da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gene işte hafıza ile ilgili. Mesela bir dizi için 10 elemanlı yer açtınız. 11 eleman koymaya çalışıyorsunuz. Bu aynısı integer'da da var. Yani integer için açılan hafızadaki alana daha fazla bilgi konulması durumu. Doğru değişkenin, doğru veri yapısının
kullanılması tavsiye edilir. Gene işte büyük sayılarda significant number'ların, bu least significant, most significant bitlerin belirlenmesi ve onların nasıl çalışacağı, yani sign bit mi, işte yön biti mi, üstel olarak mı gösteriliyor, scientific notation'da mı gösteriyor, biliyorsunuz float, double gibi farklı yapılarımız var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gene floating point'i burada anlatmış. Mesela biliyorsunuz ki eşitlikle kontrol edilmez double değerler veya float değerler. Büyük eşittirle kontrol edilmez. Küçüktür, büyüktür gibi kontrol edilir. Donanımsal özelliklerinden dolayı bunları biliyor olmak lazım. Deadlock'lar veya live lock'lar. Deadlock biliyorsunuz şeyde anlattık bunları. İşletim sistemleri videolarında çok daha detaylı anlatıyoruz. Kaynaklara olan ihtiyaçtan dolayı birbirini kitlemesi dolayı durumu. Birden fazla proses, birden fazla thread, birden fazla her ne varsa bunların birbirini beklemesi ve sistemin çalışmayacak hale gelmesi. Veya live lock olabilir. Burada olduğu gibi bir ümit var. Bir yerlerden şey yapacaklar ama çıkış yok. Dolayısıyla bunların sürekli olarak aynı döngü içinde dönmesi durumu. Bunlar senkronizasyon gerektiren, o konuyla ilgili tecrübe gerektiren durumlar. Race conditionlar var, yarış koşulları var. Burada koda bakmak iyi bir çözümdür. Çok klasik böyle deadlock'a girme şeyleri vardır, emareleri vardır artık şablon şeklinde. İşte biri diğerini bekler, diğeri de diğerini bekler. Tamam, deadlock bu yani. Baktığınızda direkt koda, ikisinin koduna baktığınızda görebileceğiniz şeyler. Ama test de üretilebilir bununla ilgili. Test prosedürleri de üretilebilir onların algılanması için. Deadlock ve live lock'larla ilgili test şeylerimiz. Deadlock örnekleri. Bunları işlem sistemlerine bırakacağım. Critical race'ler, race conditionlar. Synchronized kelimesi gibi Java'da özel kelimelerimiz var. Bunların kullanılması olabilir. Unusual state'ler. Bu şeyler tabii. Response time'larımız. Yani bir programın ne kadar zamanda çalıştığı ve çalışırken ne kadar geri dönüş yapacağının bulunması. Burada işte zamanla ilgili kriterlerin belirtilmesi. Bazı durumlarda mesela real time operating system'lar, real time yani gerçek zamanlı sistemlerde çok daha kritik şeyler olabiliyor bu çalışma zamanları ile ilgili. Orada onların test edilmesi. Bu test ederken şeyler yapılabiliyor. Yani çalışma süreleri ölçülebiliyor. Test yazılımlarının böyle özellikleri var, imkanları var. Bir fonksiyona kadar inebiliyorsunuz. Hatta satır satır gidebiliyorsunuz. O satırı kaç saniyede çalıştırdı, kaç milisaniyede çalıştırdığını ölçebiliyorsunuz. Ona göre çalışma sürelerini ölçebiliyorsunuz. Hatta değişik inputlar vererek bunu deneyebiliyorsunuz. Hatta şöyle daha ilkel eski test yapan abilerimiz diyelim, daha eski insanlar ve ben de böyle testler de yaptım. Mesela performans kriterlerini algılayabilmek için birden fazla o programı çalıştırırlar. Yani mesela aynı bilgisayarda 100 kere o programı çalıştırır. Bakalım ne kadar kaynak yiyor. Şimdi artık kaynakları falan monitör edebiliyorsunuz. İşlem sistemin içinde hazır geliyor bunlar. Ama bunları test edebileceğiniz yazılımlar var. Ne kadar performans götürdüğü inputlara göre, kullanıcı davranışlarına göre bunun performansları değişebiliyor. O kullanıcı davranışlarını simüle eden test yazılımlarımız var. Robotlar var. İşte buraya tıkla, şuradan şu input'u gir, şu input'la şu input arasındakini ekrana yazıp dene gibi ekrana müdahale edebileceğiniz test yazılımları var. Automator'larımız var. Otomatize eden yazılımlar var. Robotlar var. Bunları çalıştırıp böyle performans testleri yapılabilir. Gene bu minimum requirement'larla ilgili bir sıkıntı var. Yani işte kutunun üstüne yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar disk alanı, şu kadar RAM, şu kadar CPU işlemci, şöyle bir işletim sisteminden sonraki versiyonu gerekir falan yazıyorsunuz. Genelde bunlar neye göre yazılıyor? Test ediliyor mesela o requirement'ta gerçekten öyle bir bilgisayar bulunup o kadar imkan verilip test ediliyor mu? Günümüzde mümkün, çok rahat bunları test etmek. Eskiden bunları şöyle yapılıyordu genelde. Mesela ne yaptınız? Visual Studio'da da kodu geliştirdiniz. Visual Studio'nun söylediği bir minimum requirement'lar var. İşte bunu sağlıyorsa onu da sağlıyordur. Yaz geç şeklinde şeylerin yapıldığını ben bizzat gördüm. Ama şimdi günümüzde şunu yapabiliyorsunuz. Artık virtual PC'ler, virtual machine'ler var değil mi? Bilgisayarınıza sanal bir makine kurabiliyorsunuz. Kurun sanal makineyi. Sanal makinenin sistemlerini kurarken de ayarlayabiliyorsunuz. Şu kadar RAM ver, şu kadar CPU ver, şu kadar disk alanı ver. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşletim sistemini üstünde istediğiniz gibi kurup deneyebiliyorsunuz. Gerçekten o makineyi bulmak belki zor olabilir ama basit böyle sanal makineler kurarak üzerinde böyle testler çalıştırılabiliyor. Evet, testing device ile ilgili gene peak load'lar oluşturulması, kaynakların mesela şey yapılması yani diyelim ki bir program yazdınız, programda çalışırken disk doldu, ne olacak? Veya network bağlantısı koptu, ne olacak? Gibi durumların test edilmesi, işte o alan, o testin oluşturulabilmesi için o makinalarda anlık olarak böyle imkanlar oluşturulabiliyor. Kaynakların doğru kullanılmadığı, bunun test edilmesi için birden fazla kaynağın verilmesi ve bu kaynakların tekrar tekrar test edilerek nasıl sonuçlar oluşturduğunun bulunması, crashlerin test edilmesi, yani program bir yerde çaktı, o çakma durumunda nasıl recover ediyor, neler yapıyor,
Bunları test edebilirsiniz. Yani işte bilgisayarınız çalışırken hard diskini bir sökün bakalım neler oluyor falan şeklinde. İşin şakası bir yana. Bilgisayarda böyle crash senaryoların oluşturulması, hangi durumlarda nasıl recover edileceği. Bununla ilgili şeyler var. Böyle mesela askeri standartlar falan var. Mesela cihazları test ediyorlar değil mi? İşte 40 santimden şu kadar hızla düştü, yere çarptı, hala çalışmaya devam edecek, hiçbir sorun olmayacak mesela. Onun test senaryosu oluşturuluyor donanım için. Aynı şekilde yazılım için de test senaryosu oluşturabilirsiniz. İşte diyelim ki bir anda bilgisayar kapandı. Yani gücünü kestiniz bilgisayara. Tekrar açtığınızda program kaldığı yerden devam edebilir mi? Veya ne kadar recover edebilir? Şimdi ofisin içinde falan var değil mi? Böyle mesela bilgisayarınız ani bir şekilde kapandığında o dokümanı geri getirme senaryosu. Network'ünüz kesildi, ne olacak? Kullanıcıyla nasıl iletişim kuracak mesela? Onu bilgilendirecek mi? Onun geri dönüşüyle ilgili nasıl prosedürler çalışacak? Bütün bunlar o şey. Documentation defects. Bu çok yaşanan bir şey. En profesyonel yazılımlarda bile yaşıyorsunuz. Ben bakıyorum bazen mesela bir şey değişmiş, update çekilmiş. İşte mesela büyük firmalar, YouTube, Google, Apple vesaire. Bakıyorsunuz dokümantasyon eski kalmış. Eski versiyonunu içeriyor. Yeni versiyonla ilgili doküman henüz gelmemiş. Ekran görüntüleri falan yani en son up to date olan dokümantasyonda hala eski şeyler var. Yazılımı değiştirmek kadar dokümantasyonu güncellemekte bir sorun. Yeni versiyona geçtiniz, yeni arayüzleri tasarladınız, yeni prosedürler tasarladınız, bir işlemi nasıl yapılacağını tasarladınız. Tamam bunu çıkarttınız, insanlara açıkladınız ama dokümanında bunu açıklayan değişiklikleri yaptınız mı? Genelde bu güncelleme işi birazcık sıkıntılıdır. Genelde de hatalar orada olur. Evet, test case'lerin yazılması ve test planının oluşturulması. Yazılımda bir test planınızın oluşması gerekiyor. Yazılımın mesela unit testler, integrity testlerin oluşturulması, her unit için test prosedürlerinin oluşturulması, o unitten, o birimden, o bu sınıf olabilir, bir metot olabilir, o birimden beklentilerinizin yazılması ve bunların bir üst gözle ele alınması. Bir test mühendisinin bütün o birimlerin üstünden bir bakan gözle sonra alt burada iki tane yaklaşım var. Top-down approach veya bottom-up approach. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir genel bakış açısına sahip olup o ufak test modüllerinin yazılması veya bottom-up'taysa bu testteki yapılan yani yazılıma yapılan yaklaşımdan bahsetmiyorum ama şey olarak bakış açısı olarak bahsediyorum. Bottom-up'sa aşağıdan yukarıya doğru gitmek. Genelde şunu tavsiye ederim. Yazılım geliştirme süreçlerinde de buna benzer bir şey vardır. Yani yazılım geliştirme sürecinde top-down approach uygulanmıştır. İşte önce bir yazılımın şeyi mesela agile metodolojiler böyledir değil mi? Agile metodolojide bir şeyiniz var, projeniz var. Bir product çıkacak. O çıkacak olan product ile ilgili product backlog'unuz var. Veya yapılacak feature driven yazıyorsunuz. Feature listiniz var. Oradan bir şeyi aldınız. Item aldınız yazıyorsunuz. Ama bir overall view var. O overall view'un alt kademelerine doğru gidiyorsunuz. Bu top-down approach'tür. Şayet yazılım metodolojisinde diyelim top-down kullanılıyorsa, testte bottom-up kullanılması. Testte şey yazılımda bottom-up kullanılıyorsa testte top-down tam tersinin kullanılmasını tavsiye ederim. Gerçi sandviç yöntemi falan var. Gelecek şimdi slaytlarımızda var ama genel olarak testle yazılım metodolojisini ters kullanırsanız aynı hataları aynı açıdan bakarak düşmezsiniz. Ters düşünmeyi gerektirir test etmek biraz. Farklı düşünmeyi, marjinal düşünmeyi gerektirir. Tamam burada testle ilgili test case'leriyle ilgili şeylerimiz var. Levellerimiz var, seviyelerimiz var. Level 1'da işte genel olarak bir programcının en çok yazabileceği ihtimalleri test edildiği durumlar. Mesela örnek verelim. Yaş uygulamamızı düşünelim. Yaş uygulamasında yazılacak yaşlar. Üniversitede bir öğrenci otomasyonu yazıyorsunuz. Orada yaşın otomatik hesaplasın istiyorsunuz. İşte 18 yaşın altındaysa veliden şunlar gelecek. 18 yaşın üstündeyse bunlar gelecek. Doğum tarihi var elinizde. Yaşını hesaplayan bir prosedür yazdınız. Şimdi bu prosedür yaşını doğru hesaplıyor mu, hesaplamıyor mu test ederken genelde işte 18 yaş, işte test edeceğiniz yaş aralığı nedir? 18 ile 25 arasıdır öğrenciler genelde. Bunları test edersiniz. Level 1'da en çok girilecek yaş grubunu test etmeniz beklenir. Tamam, en çok kullanılacağı veriyi, grubu test etmeniz beklenir. Level 2'de birazcık daha böyle gene karşılaşabileceğiniz muhtemel olan değerler. Mesela işte diyelim ki 5 yaşında birisi olur mu? 50 yaşında birisi olur mu? Hani bunlar biraz istisna sayılabilecek değerler ama az da olsa ihtimal olarak test etmeniz gereken durumlar. Level 2'dekiler. Fonksiyonun doğru çalıştığını görmek için. Level 3 ise artık böyle ekstrem durumlar. Mesela eksi 8 yaşında birini girsek, 300 yaşında birini girsek gibi durumlar veya 18.7 yaşında birini girmeyi denedik mesela diyeyim yaş grubuna veya gün grubuna noktalı sayılı bir şey girmeyi denedik. Bu gibi durumlar. Şimdi burada genelde level 1 test size genel bir
bir çalışmayı sağlar. Genelde öğrenci projeleri, genelde coderların yaptığı projeler hep level 1 testin üstünden geçerler. Onu da tam doğru yapıp yapmadığı tartışılır ama genelde bu şekilde gider. Level 2 teste baktığınızda bunlar birazcık daha detay ve dikkat edilmesi gereken testlerdir. Genelde müşteriye çıkmadan önce level 2 testin bitmiş olmasını istersiniz. Level 1 test işte coder'dan geçer, tester bir daha bir gözle bakar. Level 2 testi tester genelde ele alır. O istisna durumları test eder. Level 3 testse genelde, tabii şimdi doğum günü örneği verince level 3 testler zaten yapılması gereken gibi görünüyor olabilir ama genelde uygulamalar bu kadar basit değil. Yani level 3 teste geçtiğiniz zaman mesela şöyle düşünelim. Level 1 testte diyelim ki 500 tane durumu test edeceksiniz. Level 2 testte bu 5000'e çıkacak. Level 3'te 50.000 tane farklı ihtimali test ediyorsunuz. Böyle eksponansiyel artan bir durumdan bahsediyorum. Gerekebilir. Böyle test prosedürleri yazmanız gerekebilir. Böyle durumlarda level 3 testin tamamının yapılmadan müşteriye çıktığı örnek çoktur. Genelde çok yapılıp yapılmayacağı tartışılır. Orada biraz işin kalitesine bakıyor işte. Ne kadar kaliteli bir yazılım. Alan kişiye bakıyor. Alan kişinin nasıl testler yapacağına bakıyor. Dolayısıyla böyle 3 seviyeli level testlerinden bahsedebiliriz. Evet, biraz hızlıca gideceğim. Uzattığımın farkındayım. Big Bang testimiz var. Big Bang'de horizontal ve vertical olarak test edilme durumu var. Yani bir modülün alıp daha detaylı test edilmesi veya yan modüllerin alınıp test edilmesi. Burada incremental test deniliyor. Yani arttırımlı test. Siz alıyorsunuz, bir fonksiyonu aldınız. O fonksiyonun daha farklı durumları ve o fonksiyonla bağlantılı daha alt fonksiyonların testine doğru mu gideceksiniz? Yoksa o fonksiyonla ilişkiye giren diğer yan fonksiyonları test ederek mi increment edeceksiniz? Incremental test. Big Bang testi şeyden geliyor, büyük patlamadan geliyor. Bir noktadan başlayıp sonra yayılıyorsunuz ya. Test de öyle, bir noktadan başlıyor, yayılıyor. Yayılma sırasında işte hem derinlemesine hem yataylamasına, yanlamasına genişleme durumları var. Oradaki increment şeyimiz. Top down ve bottom up'tan bahsettim. Şuradaki sandviçi bu örneği gösterirsem daha iyi anlaşılır. Genelde üst katman, orta katman ve alt katman diye giden, yani user interface, işte veri katmanı, veri tabanı katmanı, network layer, bizim uygulamalarımızda da böyle örnekleri görüyorsunuzdur. Ve bir de işte application layer, functional layer, işte neyse katmanlarınız var, katmanlı mimari. Şimdi test ederken top down testing diyor ki en üst, en tepeden başla. Önce kullanıcı arayüzünü test et. Buraya stopları koy. Yani buradan hazır değerler döndür mesela user interface'e. Bu döndürdüğün değerleri user interface doğru bir şekilde algılayıp gösterebiliyor. Örnek, hiç şey kodu çalıştırma. Sen kendi verdiğin değerlerle bir test et user'ı, user interface'i. Sonra functional layer'ı ekle buna. Buraya stoplar koy. Hiç veri tabanına inmeden senin verdiğin değerlerle beste bu fonksiyonu. Buradaki fonksiyonları, uygulama katmanını. Bakalım bu uygulama katmanı ve üzerindeki kullanıcı arayüzü doğru çalışıyor mu? Sonra da database'leri ve network'ü verip bütün sistemi bir komple test et bakalım çalışıyor. Bottom up tam tersi veri tabanına üstten değerler veriyor. Onları test ediyor. İşte fonksiyonel değeri user interface'den değer verilmiş gibi veriyor. Ve en sonunda tamamını test ediyor. Sandviç testi kullanıcı arayüzü, yani en üst seviye, en alt seviye. Bu arada 6-7 seviyeli katmanınız da olabilir mimarinize göre. Bir üst bir alt, bir üst bir alt şeklinde ortada buluşma yöntemine de sandviç test deniliyor. Değişik test tekniklerimiz. Test fix cycle'ımız var. Tabii testin biliyorsunuz testi yapan kişi hatayı buldu. Gönderdi kullanıcıya, coder'a, programcıya gönderdi. Programcı onu düzeltti. Tamam, bitti mi iş? Hayır. Onun bir daha test edilmesi lazım değil mi? Her değişiklikten sonra bütün test prosedürlerinin bir daha uygulanması lazım. O yüzden işte test yazılımları önemli. Mesela coder, yani kendiniz böyle diyelim ki babadan kalma yöntemlerle koda işte şu değişkeni vereyim, şu parametreyi vereyim, test ettiniz, hatayı buldunuz. Oo çok güzel, hatayı bulduk, hadi düzeltelim, düzelttik. Sonra onu çalıştırıp çalıştırmadı. Belki birkaç şeyi daha tekrar kontrol edersiniz aklınıza gelirse. Bakalım onlar düzelmiş mi, bozulmuş mu diye. Sonra geri kalanlar test edildi mi verimli, formal bir şekilde? Hayır. İşte o yüzden test prosedürlerini yazarsanız hatayı bulduğunuzda tekrar kod geldiğinde aynı prosedürleri bir daha çalıştırıp hızlı bir şekilde üzerinden geçebilirsiniz. Ripple effect, bulmaca gibi bazen şeylerimiz var. Regression testimiz var. Regression tahminde kullanılan bir yöntem. İşte mesela linear regression falan, bizim videolarda da anlatıyoruz bunu. Şöyle basitçe olay. Mesela 3 için bir değer veriyorsunuz, bir sonuç çıkıyor. 5 için bir değer veriyorsunuz, bir sonuç çıkıyor. 7 için bir değer veriyorsunuz, bir sonuç çıkıyor. Sonra mesela 100 için değer verdiğinizde ne çıkacağını bu değerlerden tahmin edebilirsiniz. Mesela doğrusal olarak artıyor diyelim. Mesela örnek olması için 3 verdiniz, sonuç 4 çıktı. 7 verdiniz, sonuç 15 çıktı. İşte 5 verdiniz, sonuç diyelim ki 20 çıktı. Tamam? Dolayısıyla gördüğünüz üzere işte o sayının belli bir katıyla, belli bir aralıkta oynama payı var. Şimdi 100 verdiğinizde hep şimdiye kadar 4-5 misli çıkıyordu. 100 verdiğinizde 400-500 çıkması mantıklı. Gidip 100 verdiğinizde 150 çıkıyorsa veya 100 verdiğinizde 10.000 çıkıyorsa,
O beklenen değerin çok ötesinde bir değer ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla buradaki regression testiniz sizin girişler ve çıkışlar arasındaki başarı bağlantısını kuruyor. Yani daha önceki başarılı testleriniz, başarılı çıkan sonuçları veriyorsunuz. Çok farklı, aykırı bir değer verdiğinizde nasıl bir değer çıkacağı ile ilgili bir tahmin aralığı size belirliyor. O aralıktaki değerleri çıkartıp çıkartmayacağını görmeniz. Testin ne kadar derin gideceği konusu, biraz önce bahsettiğim gibi level'ları anlatırken bunu söyledim. İşte level 1'i geçmesi yeterli, level 2'yi geçmesi, ikinci seviye, üçüncü seviye geçmesi yeterli şeklinde kriterleriniz olabiliyor. Bazen mesela çevik yazılımda geliştiriyorsanız, çevik metodolojiler kullanıyorsanız, ürünün acilen teslim edilmesi, hızlı bir şekilde teslim edilmesi felsefeniz var. Ve bu da test süreçlerini belki ötelemeniz anlamına geliyor. Belki teslimden sonra bazı testler devam ediyor. Çok kritik işleri yerine getiriyor. İşte belli bir başarıyla çalışıyor. Ama işte kullanıcı gitti bilgisayarı kapattı. Bunu test etmemiş olabilirsiniz henüz. Onu belki bir sonraki aşamada ürünü bile teslim ettikten sonra bile test edip güncelleme olarak geçebilirsiniz. Testteki kullanıcılar işte genelde bunlardan bahsettik şimdiye kadar. Developer'ımız var, yazılım geliştiren kişi var, tester'ımız var, proje yöneticisi var ve bunlar arasında şeylerimiz var. Bir de tabii independent testing denilen bir şey var. Burada test gruplarının özel olarak kurulması ve hatta test firmaları var. Şimdi artık yazılımınızı gönderiyorsunuz. Adamlar kendi test metodolojileriyle özel olarak sizin yazılımınızı test ediyorlar ve size bir test raporu gönderiyorlar. Tamamen böyle firmalar kuruluyor artık. İşi test olan firmalar, yazılım test olan firmalar kuruluyor. İyi de bir yaklaşım, şöyle iyi bir yaklaşım. Mesela firmalarda normalde bizim yazılım mühendisliğinde çok geçen bir kavramdır, değil mi? Bir yazılımı yazdırabilmek için o yazılımı yazabilecek seviyede bir yazılım kültürünüz olması gerektiğinden bahsedilir. Yani siz yazılım kültür olarak bir yazılım dünyasına bu kadar hakim değilseniz, onu kodlattığınızda da muhtemelen alırken, test ederken, ne istediğinizi anlatırken problemler yaşayacaksınız. İşte test aşamasında mesela böyle bir firma, elinizde testeriniz yok, bir yazılım geldi, biz yazdık dediler, her şeyini sağlıyor, süper mükemmel, öyle güzel, öyle mükemmel bir kod yazdık dediler. Ne yapacaksınız? Elinizde bunu test edecek adam yok, birkaç tane mühendisiniz var, testten anlamıyorlar, onların eğitimine gönderilmesi, şusu busu, bir firmayla anlaşıp al parası bu, işte test et bizim yazılımı, bize bunu teslim ettiler ama bakalım doğru çalışıyor mu deme şansınız var. Gelelim alfa beta testlerine. Alfa testi genelde kapalı gruplar üzerinde, kullanıcılar üzerinde yapılan testler bunlar. Ürün alındı. Alındıktan sonra güvendiğiniz, test tecrübesi olan tercihen, olması şart değil ama o konuyu anlayan, mesela bir stok takip programı gönderildi size diyelim. Stok işinden anlayan kişiler, değil mi? Bunları veriyorsunuz, test ettirtiyorsunuz. O yazılımı yazıyor. Hatta bununla ilgili yazılımlar da var. Bilgisayarda arka planda kalan çalışma süreçlerini takip eden ve o süreçler üzerinden raporlar oluşturup mesela program çaktığı zaman veya programın kullanım performanslarını ölçen ve size bildiren yazılımlar da var. Aldınız böyle bir yazılım, böyle seçilmiş bir grup üzerinden. Alfa'nın özelliği seçilmiş bir gruptur. O grubun üzerinden testlerinizi yaptınız. Beta ise genelde, hatta alfada özel şeyler de kurabilirsiniz. Mesela seçim de yapabilirsiniz. Orada sampling dönem. Mesela yazılımınız diyelim ki Mac bilgisayarlarda da çalışacak, Linux'ta da çalışacak, Windows'ta da çalışacak. O zaman alfa test grubunuzun içinde bunları kullanan örnekler bulmanız gerekiyor. Özel olarak bunları seçip şey yaparsınız, denetirsiniz. Mesela alfa test maliyetleri geçenlerde vardı. Mobil uygulamalardaki alfa test maliyetleri çok yüksek oldu. Çünkü bir sürü farklı cihaz, ekran çözünürlüğü, akıllı cihazların üzerindeki işletim sistemleri değişiyor. Bunlarda test yapabilmek çok ciddi bir maliyet. O yüzden orada mesela her örnekten az bir iki tane örneğe ihtiyacınız var. Beta testing ise yarı açık testtir. Yani kullanıcı grubunu herkese açarsınız. Beta versiyonu diye indirtirsiniz. İnsanlar indirir. İndirdiklerinde onun beta versiyonu olduğunu bilirler. Hatalar çıkabileceğini bilirler. O hatalarla ilgili rapor yazabilirler size. Ama genele açık bir testten bahsediyoruz. Acceptance testi artık işin bittiği, müşteriye teslim edeceğiniz aşama. Burada artık diyorsunuz ki müşteriye biz işte alfa testini yaptık. Onundaki şu hataları bulduk, düzelttik. Beta testini yaptık, şu hataları bulduk, düzelttik. Şu farklı cihaz çalıştı, insanlar kullandı, şu işlerini yaptılar, şu kadar saat kullandılar filan. Bunları söylüyorsunuz. Tabi burada hep tester açısından bakıyorum olaya, bakın. Proje yönetimi başka bir şey. O insanlar, onları kullandırtmak, orada hata çıktığında o insanların o projeden soğumasını engellemek. Çünkü bunlar yaşanır yani. Bir hatanızı mesela, muhalefet vardır genelde, değil mi? Bir acceptance, yani kabul süreci vardır. Buradaki acceptance'dan farklı. Yani insanların o teknolojiyi kabul etmesi, yeniliği kabul etmesi süreci vardır. Orada bir hatanız çıktı mı tamam artık. Onun ya işte bir yazılım geldi ama yazılımda şöyle bir hata var.
mesela, değil mi? Bu yazılıma geçiş sürecini etkileyebilecek, zarar verebilecek süreçlerden birisi. Onların doğru kontrol edilmesi gerekiyor. Ama diyelim ki tester açısından olaya baktığımızda beta testini geçtiniz, insanlar kullandılar, hataları buldunuz, düzelttiniz. Acceptance teste geldiğinizde, kabul testine geldiğinizde müşteriye veriyorsunuz. Müşteri al bunu artık, bu taş gibi sağlam çalışır. Testini yap istiyorsan, hataları varsa getir diyorsunuz. Tabii gene hatalar çıkıyor, onu da söylemek lazım. Inspection'lar var. Bunları atlayacağım. Source kodları biraz uzattım. Ben de gecenin bir saati oldu burada. Hafta sonu bugün ve gecenin bir saatinde bunu anlatıyorum. Birkaç video çektim. Birkaç da yetiştirmem gereken iş var. O yüzden hemen atlayacağım bunları. Bu Capability Maturity Model var. 5 katmanlı olan. İşte bir yazılımın parametrize edilmesinden konfigürasyon seviyesine çıkartılmasına kadar. Bu standartları belki ayrı bir video çekmek lazım. Yani ISO standartları var. İşte 27001, 27002 güvenlikle ilgili standartlar, yazılım standartları, çevre standartları vesaire vesaire, bir sürü standartları var. Onları belki bu standartları ayrı bir videoya bırakabiliriz. Burada işte bir tane test senaryosu oluşturulmuş. Bir örnek dosya olarak görün diye konulmuş buraya. Bu birinci aşaması. Phase 2 mi bu? Test cases for phase 2. İşte ikinci aşaması. Phase 2'de karşılaşabilecek durumlar. Nasıl kırılabileceği bir Echo server, Java'da basit bir uygulamadır. Bir client server uygulamasıdır. İşte 5555. porttan dinlemesini sağlıyormuş. Onun nasıl kırılacağını vesaire test prosedürlerine teker teker yazmışlar. Bir test prosedür oluşturulması, örnek bir test prosedürü oluşturulmasında dikkat edeceğiniz şeyler bunlar. Biraz atlayacağım dedim ama bunun üzerinde durayım, bu konuyla ilgili çünkü. Burada bakın test case yazılıyor. Sistem yazılıyor. Hangi aşaması olduğu, daha önceki aşamalarının neler olduğu ve onların buradaki instructionlar kullanıcıya neler yapması gerektiği test sırasında. Bu yaptığı şeyler sonucunda ne çıkacağı ve herhangi bir şekilde clean up yapılması gerekirse, işler bir şekilde sarpa sararsa o işin nasıl temizleneceği, bilgisayardan nasıl durdurulacağı yazılmış. Şimdi burada test case verilmiş, phase 2. Burada gene instructionlar veriliyor. İşte type quit yaparak bu programdan çıkabilirsin. Verilen sonuçsa sunucunun başarılı bir şekilde çıkması. Şimdi tester gelecek. Bunu test yapacak olan kişi kullanıcı veya, değil mi? Kullanıcıya verdiğiniz. Kullanıcı gelecek. Bu yazılı olan instructionları teker teker yerine getirecek. Sonra beklenen sonuçla karşılaştı mı, karşılaşamadı mı? Buna bakacak. Karşılaşmadıysa onu raporlayacak. Orada artık o iş geriye doğru gidecek. Nerede problem varsa o çözülecek. Mesela bakın başka bir test case yazılmış. Bunlar aşama aşama bu arada. Önce birinci aşamayı yapıyorsunuz. Sunucuyu çalıştırıyorsunuz. Sonra ikinci aşamayı yapıyorsunuz. Sunucudan çıkıyorsunuz. Sonra üçüncü aşamayı yapıyorsunuz. Çalıştırıp bir başka port numarası vermek mesela, örnek olması açısından. Her bir fonksiyonellik, yani bir basit bir sunucu yazdınız. Sunucu gelen mesajlara aynen karşılık verecek. Ekolayacak yani, geleni aynen birebir aynı şekilde cevap verecek. Merhaba dediğinizde size merhaba diyecek. Günaydın dediğinizde günaydın diyecek. Şimdi bu Echo Server'da mesela yapılacak özellikler bunlar. Çalıştırılması, durdurulabilmesi, işte port numarasının değiştirilebilmesi gibi durumlar. Burada teker teker onlar yazılıyor. Mesela port numarasını değiştirme sırasında diyelim ki firewall ile ilgili bir hata karşılaşılabilir. Mesela onun raporlanması, o hatanın nasıl çözüleceği, onunla ilgili bir bilgi verilmesi, bu test case'lerinde yazılan durumlar. Evet, bu chapter'da anlatacağımız konular bunlar. Biraz uzun bir video oldu biliyorum. Benim de yorgun olduğum bir zamana denk geldi ama umarım faydası olur. Dediğim gibi bir video, belki iki video daha çekip yazılım mühendisliğini yavaş yavaş bitireceğiz. Umarım faydası olur. Herkese başarılar dilerim.